Bunu dedim diye bana niye kızıyorsun? Rumilik adı altında dinsizlik yapılıyor. İngiliz Rumiliği adı altında. Bu tehlikeye dikkat çekmeniz lazım. Bu da çok vahim. Bütün Avrupa'yı kasıp kavuruyor bu. Takmışsın kafayı, kedicikler. Ya kardeşim, kedicik falan yok, tamam. Yani madem kafanı taktın, arkadaşlarımız çıkmıyor. Evet. Ve çıkmayacaklar da. Yayınlara çıkmayacaklar. Bu konu bitti. Evet. Ne derdine düşüyorsun daha hala ya? Bütün internet sitelerine erişime kapatacağız. İşte Adnan Oktar'ın kedicikleri göstermeyeceğiz. Ya onlar da zaten meraklısı değil kardeşim. Çıkmaz çıkmaz bu kadar. Çıkmıyorlar işte şu an. Bitti. Yani bu kadar şamata yapacak ne var bunda ya? Bir avuç kız, 15-20 tane genç kız. Dekolte giyinmişler, dans yapmışlar, eğlenmişler. Tamam, rahatsız olduysan yapmıyorlar, çıkmıyorlar. Bitti. Niye şamatasını yapıyorsun daha hala? Bir türlü sakinleşmiyorlar ya. Faizi de Diyanet İşleri Başkanlığı, hacıların verdiği paradan faiz geliyor. O faiz parasını alıyor. Diyanet sende faizle para verip alıyordu. Faizi Allah Kur'an'da evet. Şiddetle yasaklıyor. Evet. Faiz haram, faizden gelen para kullanılmaz, helal para olmaz. Evet. Allah helal lokma yiyin diyor. Evet. Helaliyle kazanın diyor. Evet. Sen ne yapıyorsun? Diyanetin parasını bile faizle yatırıyorsun. Evet. Oradan faiz alıp o insanlara dağıtıyorsun. Evet. Bu haramdır. Haram. Bunun haram olduğunu belirtmen lazım. Bankalarda, orada burada, nerede olursa olsun paranın satılması, yani faiz haramdır diye Allah'ın hükmünü açıklaman lazım Diyanet İşleri Başkanı olarak. Evet. Yapmıyorsun, yapana da kızıyorsun be mübarek. Ben senin mümin kardeşim ya, gel beni ayette uyar, Kur'an'la uyar. Evet, evet. Yanlışım varsa desin ya, bak şu Allah'ın ayetine göre sen yanlış yapıyorsun de. Tabii. Sen bunu yapmıyorsun ki. Ancak kızıyorsun. Ağzına geleni söylüyorsun. Hayali şeyler söylüyorsun. Evet. Yok akıl hastası, yok işte Atatürk'e hakaretten hapse girdi diyor. Yok Musevilere hakaretten hapse girdi diyor. Belgesi yok. Kaydı yok. Böyle bir olay olmuş mu? Yok. Hayali konuşuyorsun. Günah değil mi bu yaptığın? İftira işte. İftira suçu işliyorsun. Allah sana ahirette sorar bu anlattıklarım. Bak bu anlattıklarımın tamamı, sen Diyanet'in başı olduğun için Allah katında hükmün senin daha ağır olur. Çünkü senin sorumluluğun daha yüksek. Çünkü Allah sana bir imkan vermiş. Bu imkanını kullanman lazım. Sen bana kafayı takmayı boş ver ya, ben Allah'ın herhangi bir kuluyum. Ve ben telkine açık bir insanım. Pozitif bir insanım. Ben gururlu, enaniyetli falan değilim. Mesela diyorsun ki ben bundan rahatsız oldum. Tamam. Arkadaşlarımız da meraklısı değil. Özür dileriz dediler. Teşekkür ederiz. Tamam, yayına çıkmıyoruz dediler. Ne uzatıyorsun o zaman daha? Yani? Sakinleşmesi lazım. Sakinleşmiyorsun. Evet. Nedir sorun ya? Yeri göğü birbirine katıyor. Yok İran'a gitsin. Ya İran'a niye gidemem? Kendi memleketim. Tabii ki. Aslında Amerika'ya gitsin falan diyecekler herhalde. Diyemiyor. İran'a gitsin diyor. Turistik gezi düzenleyecekse o ayrı mesele. O zaman düşünürüz. Niye sadece İran ayrıca? İtalya, Kudüs, Mekke, Medine, evet. Efendim, Roma. Efendim, Roma, evet, Tokyo'da. İnşallah. Japonlar da çok güzel insanlar, çok iyi insanlar. Efendime söyleyeyim. Bir gezeriz. Evet. Olur bu yani inşallah. Ama sen git diyorsun vatandan, orada kalıyorsun İran'da. Yani sizi sürgüne gönderdim. Yani sürgün. Evet. Şimdi bu olmuyor bu. Evet, tutuklanmanızı istiyorum. Bak, tutuklama istiyorsun, evet. Ve sürgün istiyorsun. Bir şey daha isteyecekler ama onu da herhalde. Yani utanmasa bir hüküm daha isteyecek anladığım kadarıyla. Yani olmuyor bunlar. Evet, evet. Bir de siz kendi fikrinizi söylemiyorsunuz Adnan Bey. Bütün hepsi Allah'ın hükmü. Faiz Allah'ın hükmü, zina Allah'ın hükmü, içki kumar Allah'ın hükmü. Kur'an'da apaçık evet. Yazılmıştır. Ya Kur'an'da yalan diye kelimesiydi geçtiği için ben yalan diyorum. Evet. Yoksa ben bu kelimeyi kullanmam. Ben yoksa normalde tabii doğru söylemiyorsun diyeyim ben sana. Evet. Yani doğru evet. Söylemiyorsun. Ya benimle ilgili söylediğin iddialar doğru değil. Evet. Yalan demeyeyim ama Kur'an'da ayette yalan diye geçtiği için, evet. Yalan haram olduğu için onu anlaman için söylüyorum. Evet. Ama bundan da rahatsız oluyorsan doğru söylemiyorsun diyeyim. Ama Kur'an'ın kelimesi bu yalan kelimesi. Evet. Kur'an'da geçen. Yalan haram. Evet. Açık hüküm. Zan ve tahminle yalan söylerler. Efendim? Zan ve tahminle yalan söylerler. Zan ve tahminle yalan söylerler diyor Allah. Evet. Evet.
Ama yalan kelimesinden sen rahatsız oluyorsan, rencide oluyorsan doğru söylemiyorsun o zaman, öyle söyleyeyim. Doğru olana denilen belgeyle ispatlıyorsunuz. Evet. Yani ya kardeşim öyle bir şey yok. Deli gösteriyorsun. Öyle bir şey yok. Evet. Atatürk'e hakaretten ben hapis yatmadım. Evet. Museviliğe hakaretten de hapis yatmadım. Öyle bir şey yok. Devletin kayıtları ortada, öyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsun? Akıl hastası olsam devlet bana askerlik yaptırır mı ya? Tabii ki. Sağlam devlet benden vergi alır mı? Devlet bana oy kullandırır mı? Nereden çıkarıyorsun ya? 5 devlet hastanesi, mütehassıs hastane, hakem hastane. Rapor vermiş. İnanmıyor musun? Heyet. Heyet halinde. Evet. Tepeden tırnağa sağlam diyor. Evet. Başından ayaklarına kadar. Bedenen ve ruhen. Bedenen ve ruhen sağlam diyor. Sağlam diyor. Evet. Kardeşim göz, kulak, her yer muayene oluyor. Evet. Evet. Her yer. Bütün iç organlar, her şey. El ayak, her şey muayene oluyor. Maşallah. Her şey balistik çelik gibi dedi. Maşallah. 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 Hatta bir doktora gitmiştik. Ben yani maşallah dedi. 120 yaşının ne aşarsın dedi. Maşallah. İnşallah. Maşallah. Evet. Yani böyle bir kudret, böyle bir kuvva maşallah görmedik dedi. Maşallah. Maşallah. Evet Allah. İnşallah. Bir kısmı da öldürmeden bahsediyor. Evet. Bayağı bir kesim var. Evet. İşte öldüreceğiz, öldürdük, öldüreceğiz, asacağız, keseceğiz, doğrayacağız. Diyanet İşleri Başkanı veya başka o arkadaşlar da, Diyanet'e bağlı kişilere de bakıyoruz. Sürgün etmek, evet, tutuklatmak. Evet. Ya kardeşim bir sakin ol, bu vatanın evladıyız, kardeşiz Allah aşkına. Allah kalbinizdeki bu öfkeyi dindirsin. Bu kini dindirsin. Bu nedir böyle ya? Evet. Sevgi hakim olsun. Yanlış. Yanlış. Şeytan yanlış etkisine giriyorsunuz. Allah'a sığının ya. Bu öfke normal bir şey değil. Bu nedir ya? Televizyonlarda falan da görüyoruz. O onu kesiyor, o onu doğuruyor, bilmem ne yapıyor. İtidale davet önemlidir. Bak kardeşlerim, size ben itidale davet ediyorum. Sevgiye, dostluğa davet ediyorum. Böyle olmaz. Günah bu. Evet. Bu yanlış. Allah'a sığınsınlar. İnşallah. Daha önce de söylemiştiniz, böyle önerilerle gelenlerin sevgiyle ilgili hiçbir yaptıkları konuşma, yazdıkları yazı olmuyor herhalde. Ya kardeşim, sevgiden pek bahsetmiyorlar. Halbuki çok önemli. Doktor hanım kalp damarlarına baktı. Ya hocam dedi, kalp damarlarında bir toplu iğne başı kadar bile bir birikim yok dedi. Kardiyografi. Evet. Her ya ben bu kadar temiz damar görmedim dedi. Yani maşallah, çocukta olur bu ancak dedi. Bu kadar temiz dedi. Maşallah. Ferah 120 yaşı geçersin dedi. Maşallah. 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 Bir de o şeyde başka bir doktor koşturdu. Hocam dedi, ben böyle bir kalp görmedim dedi. Maşallah. Balistik çelik gibisin dedi ya, maşallah. Yürürken size yetişemiyorum. Evet. Yürürken size çok zor geçiyor. Maşallah. Maşallah. Gözde ya dedi, hocam dedi, şahin gözü mü, kartal gözü mü bu ya dedi böyle. Tak 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 harfleri en sonuna kadar saydım. Maşallah. Gözlere inanamadı. 5 ayrı hastanede, 5'inde de yani. Kulak pırıl pırıl maşallah. Evet. Kulak da pırıl pırıl. Kulak, burun, ciğerler, kalp. Maşallah. Kalbi dinledi demir gibi. Tansiyona baktı maşallah dedi yani. Maşallah. Öbür hastanede baktılar tansiyona maşallah. Maşallah. Öbür hastanede baktılar maşallah. Maşallah. Öbüründe baktılar yine maşallah. Bütün kayıtlarda tansiyon mükemmel. Evet. Kolesterol mükemmel. Maşallah. 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 Yani. Maşallah. Neredeyiz biz? Uydu. Ya bir şey yoktur. Bunu konuşur herhalde. Bundan mı ceza verirler acaba? Sağlık. Evet. Ya biraz daha elastik olsunlar Allah aşkına. Bu kadar olmaz. AK Parti böyle hani hürriyetleri, özgürlükleri yok eden bir parti gibi göstermek için bir oyun oynuyorlar gibi geldi bana. Evet. Yani AK Parti oylarını düşürmek, evet, sahil kentlerindeki oyları yok etmeye gayret ediyorlar gibi geldi. Çünkü bizim vasfımız laik kesimi, aydın kesimi, dekolte hanımları, işte eğlenen insanları, efendim yani bu ne bileyim hayatı coşkuyla yaşayan insanları AK Parti'ye çekmek ve o aradaki kopukluğu yok etmek. Evet, evet. Hakikaten biz bunda başarılı oluyoruz. Evet. AK Parti'nin oylarını artırıyoruz gerçekten. Evet. Yani AK Parti'ye
layık oyları, aydın oylarını, gençlerin oylarını çekebiliyoruz. Şimdi bu adamların ağrına gitti. Bunu durdurmaya çalışıyorlar. Diyor 2019'da kadar seçilmesen ne olur falan. Kafa o. Tayyip Hoca'yı geriye çekmeye çalışıyorlar. Yok, buna müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar destek olacağız. AK Parti'ye de destek olacağız. MHP'ye de destek olacağız. Rahmetli Başbuğ'un unutulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kur'an'ın yolunu tutması gerekiyor. Ayette Yüce Rabbimiz kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım. Sen insanlara zor ve baskı uygulayacak değilsin. Sen sadece anlatıcısın diyor. Dinde zorlama yoktur diyor başka bir ayette de. Maşallah. Bak biz Mehdi talebesiyiz. Mehdi öncüsüyüz. Bizde böyle olursa kim bilir Mehdi'de nasıl olacak? Evet. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi'nin açık düşmanları fukaha, fıkıh alimler olacak, hocalar olacak diyor. Mehdi'nin düşmanları. Çünkü halk arasında itibarları, imtiyazları kalmayacak. Halk kale almayacak onları diyor. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Yani boş konuşacaklar diyor. Mehdi'nin gelişiyle alimlerin hükmündeki anlaşmazlıklar da giderilecek. Şayet elinde ilim kılıncı olmasaydı fakihler, hocalar Mehdi'nin ölümüne, öldürülmesine fetva verirlerdi diyor. Evet, evet, evet. Asıl istekler öldürülmesi evet. Olur diyor Peygamberimiz. Lakin Cenab-ı Hak Mehdi'yi keremiyle ve kardeşleriyle tathir edecek, koruyacak, onları o kötülüklerden uzak edecek. Onlar Mehdi'ye itaat edecekler çünkü halk arasında imtiyazları kalmayacak diyor en sonunda. İnşallah. Kalben Mehdi'den nefret edecekler diyor hocalar, evet. Alimler. Bir kısmı tabii bu. Evet, tabii. Hepsi değil. Fakat buna rağmen ister istemez hükmünü kabul edeceklerdir. Kim diyor? Medineli Allame Muhammed bin Resul El Hüseyin El Berzenci. Müştehittir bu. Evet. Büyük müştehittir. Kıyamet Alametleri isminin eserinde geçiyor. İnşallah. Evet. Anlı nokta sınır dışı edilsin diye tutturmuşlar. Kimi diyor İran'a gönderelim diyor. Kim bilmem başka bir yere. Kimi asalım diyor. Kimi keselim diyor. Ya bir sakinleşin Allah aşkına ya. Tutuklansın diyorlar. Kimi tutuklansın diyor. Kimi hapse atılsın diyor. Bunlar normal hareketler değil. Değil. Bak mümin kardeşiz biz. Kardeş kardeşe karşı böyle bir uslubu olmaz. Evet. Şefkatle ve sevgiyle de kuşanın. Bu öfkeyi Allah kalbinizden alsın, bu nefreti alsın. Bu normal bir şey değil. Siz Kur'an'la uyarın diyorsunuz zaten. Ya Kur'an'la beni uyar, sen benim hatam varsa ben müminim. Yapmıyorlar. Yani ben kabul ederim. Sen evet. Söyle ayeti söyle. Ben canlı yayında söz yayınlayacağım. Evet. Söyle ayeti. Bak söz bir, Allah bir. Ayeti yayınlayacağım ve derhal yerine getiririm. Kimin öfke insanı ölüme götürür. Ayette de işaret ediyor. Evet. Allah kalplerindeki öfkeyi sevgiye tebdil etsin. İnşallah. Bu nefretlerini kalplerinden tebdil etsin, atsın. Evet. Kalplerine ferahlık, inşirah versin. Normal bir şey değil bu. Değil. Çok acayip bir şey o. Yani bir kısmında cinnet derecesinde bir kin var ya. Evet. Öldürmek isteyen mi dersin, asmak, kesmek isteyen mi? Bu nedir böyle ya? Ayaklanalım diyorlar, bilmem ne falan, işte evin önünde gösteri yapalım. Evet. İşte cam çerçeve kıralım bilmem ne var. Evet. Ya kardeşim sakin olun ya. Kendinize gelin Allah aşkına. Bu nasıl bir kafadır ya? Allah bir ayette öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar diyor. Kalplerinde tuttukları ise daha büyüktür diyor. Evet. O 48 kilo tüy siklet bile yerinde duramıyor ya. Asacağım, keseceğim, biçeceğim falan diyor. Geçenlerde anlatıyor. Lodo sesli. Savurdu gitti yani.
Allah hidayet versin İnşallah. Hepimize ve herkese. İnşallah. Kalplerdeki öfkeyi gidersin. İnşallah. Onun yerine Allah şefkat, merhamet ve sevgi hissini hakim kılsın. İnşallah. Bir acayiplik var. Allah memleketin üzerinde uğursuzluk bırakmasın. İnşallah. Bu nedir ya? Televizyon seyrettim, inanılmaz yani. Asan, kesen, doğrayan, vuran, kıran. Bir acayiplik var, bir şeytan dalıyor ortalığa. Allah şeytanın şerrinden milletimizi korusun. İnşallah. Adaletli olmaları gerekir. Allah, evet. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın diyor inşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Şimdi canım kardeşlerim, sizleri ben çok seviyorum. Çok saygı duyuyorum. Sizi canımızdan çok seviyoruz. Öylesine seviyoruz inşallah. Ama tabii ki bir değişiklikte fayda umuyorum. Sizleri buyurun alalım. Hanım kardeşler az da olsa sayıları, onlarla da sohbet edelim. Biz teşekkür ediyoruz bizi burada bu kadar süre tuttuğunuz için. Estağfurullah. Şeref ya olduk. Biz şeref tuttuk. Müşerref olduk. Müstefid olduk. Buyurun i̇nşallah, efendim. İnşallah. Evet, programımız kısa videolarla devam ediyor. Tekrar beraber olacağız.